Merhaba, 56.818 kişilik aşiretim, ailem. Biliyorum bir türlü 57.000, 58.000, 59.000, 60.000 olamadık. Ama bunun nedenini de biliyorum. Benim, bakın buradan ayağım gözüküyor mu, gözükmüyor. Benim sürekli video atmamam ya da artık sizin dediğiniz, bilmem değişti mi bilmiyorum ya. Ama değiştin dediğiniz için değiştiğimden de olabilir. Ya da mental breakdown yaşadığım için de olabilir. Abi breakdown deyince de böyle şey oluyor. Bu sınırlı sayıda çektiğim tek videolardan yeni yaşımı kutluyorum. Gördüğünüz gibi kaykadayım. İki yatağın arasındayım. Şimdi aslında var ya ne konuşacağımı o kadar bak. 4 gündür bu videoyu çekmeyi planlıyorum. 4 gündür ne konuşacağım. Abi uyurken var ya böyle şarıl 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 kelime akıyor beynimden böyle. Duştayken falan var ya bak 2 dakika yıkanıyorum 4 dakika da az anız. 2 dakikada neyini yıkanıyorum. Hayır neyse yıkanıyorum. Yıkanmamın iki katı ne konuşacağımı düşünüyor be benim de. Ana konuşamıyorum yani. Garip oldu ama yapacak bir şey yok. Ya şimdi doğaçlama gideceğiz. Tek çektiğim sınırlı sayıdaki videolardan. Şimdi... Tamam sen yanarsın. Sen de yanarsın. Seni buradan yakalım. Şimdi şunları patlatmadan... Şimdi ilk bunu kendim için üfleyeceğim. Şimdi bencillik diyebilirsiniz ama ben hiç sevmem öyle şey. Ben doğum gününde herkesin bu müfibesini yıkar. Şimdi benim doğum günüm ben üfleyeceğim. Sen niye üflüyorsun? Ki ben 21 yaşına gelmişim kardeşim. Artık benim üflemesi ben tamam mı? O yüzden ilk mumu kendim üflüyorum. İkinci mumu sizin için üfleyeceğim. Sizin için dilekleyeceğim. Dur. Sen patlarken diğeri de patlayacak mı? Ne olacak? Hadi. Kaykay yakmam yok mu? Hadi. Sen de yan hadi. İyi ki doğdun Şilan. İyi ki doğdun Şilan. Benim zihinsel ruhsal durumlar. İyi ki doğdun Şilan. Tamam şimdi söndü mü? Şimdi de geleceğim. Ha bu arada pastayı bir tek ben yiyeceğim. O yüzden istediğim gibi üfleyebilirim yani. Sıkıntı yok. Şimdi sizin için yakacağım. Yemin ederim bu video şey başlıklarıyla Instagram'a düşmesin inşallah ya Rabbil Alemin. Benim mental sağlık... Görüyorum milletin videoları düşüyor. Ya Rabbim sen beni öyle yapma ya Rabbim. Tamam. Siz ne dilemek istersiniz ki? Ay en iyi dışarıdan bence video atsın diye dilemek ister misiniz? Ben onu dilemedim ama ne? Şey şimdi dileyeceğim sizin için. Allah'ım beni takip eden tüm takipçilerimin yeni yılda kız erkek artık hangi cinsten hoşlanıyorlarsa sevgili. Aile durumları inşallah. Anneleri babaları. Onları araba emanet edip duvara çarpsalar bile kızmayacakları kadar iyi olsun. Ya bakın ailenizi de zengin yaptım. Yeni yılda zengin oluyorsunuz, araba alıyorsunuz. Anne babanız bakın, bakın unutmayın. Sevgiliyi söyledik, parayı söyledik, aile durumlarını söyledik. Mental sağlıklık zaten bunlar olursa geri gelir ya Rabbim. Bir de hangi vücutta olmak istiyorlarsa olsunlar. Hadi dilek listenize ekledim. Bir de yeni yılda beni daha çok takip etsinler ya Rabbim yani. Kızım hepsini bulduk. Tamam parayı buldunuz, yeni sevgiliyi buldunuz, şeyi buldunuz. Takipten çıkmayın. Kaşık da koydum. Bazen çatalla yerken yoruluyorum. Kaşıkla yerim diye düşündüm. Ve bu yılda, bir yılda ne değişti? Önceki seneyle ne değişik? Onları konuşalım. Bu video hiç yani planladığım gibi gitmeyecek ama hiç önemli değil. Beraberiz, konuşuyoruz. İlla şak şak her seferinde gülmemize gerek yok. Bir yılım hiç o kadar gülecek gibi geçmedi o yüzden. Bu bir yılda öncelikle arkadaşlık ilişkilerim çok kötüye gitti. Ben anlamadığım bir şekilde mesela en yakın arkadaşımla artık o kadar en yakın değiliz. Mesela başıma bir şey geldiğinde ilk eskiden mesela ilk tık 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 koşup onu anlatıyordum. Ama artık o kadar anlatmıyorum. Bakın. Çok iyi.
Bir kere daha bakayım. Cidden iyi. Aynen. Sonra aile ilişkilerim çok iyi düzeldi. Garip bir şekilde anlamadım. Ailemi çok seviyorum. Ne kadar düşkün olduğumu bu yıl anladım aileme. Önceki yıllar o kadar düşkün değilim derdim. Bir dakika. Aileme. Bu yıl aslında düşkünmüşüm de hep yan yana olduğumuz için farkına varamadığımı anladım. Sonra mesela niye sürekli video yapmıyorsun? Arkadaşlar ben aslında sürekli video yapmak istiyorum. Başıma olaylar gelmiyor, anı bitti falan diye. Düşünmeyin çünkü Şilen Buldak ayaklı bir yürüyen kazık makinesi. Hani mesela insanlar zevkine bana kazık atıyor böyle. Zaten ben de aptalım. Öyle çok da aptal değilim. Biraz. Hani video yapmak istiyorum ama artık şöyle oldu mesela. Ben eskiden videolarımı böyle canım istiyor diye atıyordum. Hala da öyle atıyorum. O yüzden çok az atıyorum. Ama artık zaman ilerledikçe çevremdeki bütün insanlar şöyle oldu. Abi atsana video. Abi video at. Şunu konuş. Bunu konuş. Bunu konuş. Mesela ben onu konuşmak istemiyorum. Ben böyle zaten kimseye anlatamadığım şeyleri anlatmak için. Mesela insanlar çok az dinliyorlardı benim söylediğim önemli şeyleri. Ben de YouTube kanalı açayım zaten kimse izlemez mantığıyla açıp söyledim. Sonra baktım insanlar izliyor ama ben yine hani kimseye söyleyemediğim şeyleri, başıma gelen anıları anlatayım diye açtığım bir kanaldı. Ama insanlar gelip şunu diyor. Mesela sizi kastetmiyorum, yorumdaki takipçilerimi kastetmiyorum. Çevremdeki insanları kastediyorum. Kanka pazartesi salı video atsan 1000 izlenirsin. Kanka şunu yapsan, ben diyorum ben YouTube meslek olarak yapmak istemiyorum. Ama çevremdeki insanlar bunu anlamıyor ve abi çok mesela çok fazla takipçim yok benim, tamam mı? Gerçekten şimdi küçük bir kanalım ben. Mesela Enes Batur'lar, Danla Bilçiler, Danla Altunlar gibi değilim. Ama mesela biriyle kahve içmeye gidiyorum. Böyle yapıyorum. Bizim de story'mizi atsana. Ben diyorum ki hani kahve içiyoruz. Niye atayım? Atsana. Sonra YouTube'da öyle oldu. İnsanlar sürekli benimle video çek, benimle video çek. Sonra ben de şunu demeye başladım. Ben video çek, kendi kanalıma bile video çekmiyorum ki. Hani savunma olarak bunu yapmaya başladım. Çünkü çevremdeki bütün insanlar onlarla video çekmemi istiyorlardı. Ki ciddi anlamda ben YouTube'u çok zor öğrendim. AdSense işlerini, bu vergi meselelerini, kanalın hangi videolar silinip hangi videolardan para kazanıp hangi videoların telif hakkına şey olduğunu ve diğer mesaj attığım kimse geri dönmedi falan yani mesela. Küçük kanallara da mesaj atıyorsun geri dönmüyor. YouTube işini kendim öğrendim. Yani kimse yardımcı olmadı. Sonra mesela bu hobi olarak yaptığım bir şeyi böyle insanlar sürekli at 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 yapınca at Murat öyle yapınca ben ay durdum ya, dedim ki abi ne yapıyorum ben ya dedim. Çünkü artık diğer türlü doğallığını da kaybediyorsun ciddi anlamda. Son 3-4 videomdur böyle arkadaşımı tenzih ederek söylüyorum. Rahat değildim videolarda. Hani izlenecek mi kaygısına bürünüm. Ama ben ilk videolarımda asla böyle bir kaygım yoktu ki. Ki şu an hala da yok. Mesela şey olarak düşünüyorum. Beni son bir kişi bile izlese, hani o bir kişi beni sevdiği için ya da kimse izlemese de ben bu YouTube'u zaten hobi olarak yaptım. Hani hobi olarak da devam edeceğim. Bu pastanın sadece meyveleri güzel. Ama beyaz çikolata seviyorsanız bu pasta tam sizlik. O yüzden size yapay gelmem yok için sürekli video yapmadım. Normalde ben ayda 4 video atardım. Şimdi ayda en az 1, ay en fazla 2 video atabiliyorum. Çünkü video çekmek için çekiyor gibi oldum ama artık öyle değil. Artık düzenli bir şekilde atacağım. Ve başıma gelen anıları anlatacağım. Çok çok bir birikti konu ha. Beyin var ya. Birikti. Demek istediğimi anladınız mı? Siz beni anlarsınız. Benim cümlelerim hiç bitmiyor ama siz beni anlıyorsunuz. Ben böyle biliyorum yani hissediyorum. Mesela tek video çekmemi de istiyorsunuz. Tek deneyeceğim yani. Tek deneyeceğim yani. Çevremdeki insanları sevmiyorsanız ne yapabilirim ki? Mesela şizel konusunda da çok yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Çünkü çok belli bir kitle şey de düşünüyor. YouTube'a başladım. Böyle iyi para kazandım. Şizeli böyle ben kenara attığım gibi düşünüyor. Ya da şizelden ün kastığımı düşünüyor. Ama kız Kıbrıs'ta okuyor. Ben kızı video çekmek için
buraya çağıramam ya. Bir de artık hayatlarımız çok farklılaştı. Onun çok güzel giden bir işi var. Kıbrıs'ta okuyan bir okuyor hayatı var. Ben Muğla'dayım. Eskiden bile çok sık görüşemiyorduk biz zaten. Şizen Manisa, İzmir arası yaptığı için. Ben İzmir'de artık İzmir Muğla arası yapıyorum. O ise Kıbrıs, İzmir, Manisa arası yapıyor. Bu yıl neler oldu? Şimdi onu soracağım bu yaşımda. YouTube kanalı açtım. 56 bin takipçiye geldim. O benim için mutluydu. 856 tane kötü yorum aldım. Şu an toplam kötü yorumların sayısı 856 değil. Benim kalbimi kıran kötü yorum sayısı 856 yorum. Kötü yorum çünkü ben kalbimi gerçekten kıran kötü yorumları SS'liyorum. Bunu bilirsiniz. Bir baktım. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız koyacağım şuraya adımı. Biliyorsunuzdur doğum günü. Doğum günü paylaşımında bazılarını gösterdim. Ya çok kırıcı insanlar var ama şey yapamadım. Neden alıyorsun SS veren derseniz. Velev ki, evvelki bir şey yani. Bir before after'ım gelirse ki. Onları da koyayım diye yaptım yani. Ama hepimiz biliyoruz o kadar çok after gelmiyor benden. Benden hep before geliyor. Before. Mental açıdan çok zorlandığım bir yıl oldu bu yıl gerçekten. Çevremdeki çoğu insanı sildim yani. Çünkü fark ettim ki eskiden egosu olan bir insandım. Bakın ego ile özgüven arasındaki fark çok bellidir. Ya da anlamayanlar da salaktır yani. Anlayın artık be ego ile özgüvenle. Eskiden şeyim vardı böyle. Egom. Ve yani şunu da fark ettim. Sen kendine nasıl davranırsan dışarısı da öyle davranıyor. Ben kendime kırılmayacak bir mücevhermiş gibi, incinecek bir bebekmiş gibi davranırsam insanlar da bana öyle davranır. Neden? Çünkü ben kendime öyle davranıyorum. Ama ben kendime anasını sattığımı çöp bidonuymuş gibi davranırsam insanlar niye bana böyle papatyaymışım gibi davransın? Onlar da dersen çöpsün. Ki öyle oluyor. Bakın şimdi benim takipçilerim bana yazıyorlar şimdi. Bu arada 1.80 boyunda, pardon, 1.75 boyunda çok güzel bir kız da yazıyor. 1.50 boyunda çok güzel bir kız da yazıyor. Bütün takipçilerim güzel, çirkinliğin ağzına vururum. Yazıyor, tamam mı? Bakıyorum ikisi de aldatılmış. Aşkım diyorum, niye aldatıldın? Diyor ki bilmiyorum ki. Diyorum çocuğa nasıl davranıyorsun? Başlıyor. Çocuğa annesiymiş, incinecek, narinmiş, şeymiş. Aşkım diyorum kendine nasıl davranıyorsun? İlişkide kendine o kadar iğrenç davranıyor ki. Çocuk için şekil değiştiriyor, tipini değiştiriyor. Bütün daha mesela diyelim hiç limon yemiyor. Hep yemekler örnek veriyorsun her şeyden sende. Diyelim her şey. Mesela yükseklik korkusu var. Çocukla paraşütle atlamayı seviyor diye sürekli çocukla beraber paraşütle atlıyor. Adam ciğerim canım. Tamam yükseklik paraşütle atlama ya. Git birinci katta aşağı atla. Ya işte çok fazla ödün veriyor, anladınız mı? Bu yüzden çocuk da diyor ki bu kız zaten ben ne istersem yapıyor, aldatsam da benim ne olur. Yani bütün ilişkilerde böyle yani. Onu fark ettim. Neden onu fark ettim? Ben yeni tanıştığım insanlara, bu arada sevgililik mabında da demiyorum, normal arkadaşlık mabında da, abi manyak mısın sen ya kızım, sen delirmişsin, cidden delirmişsin. %100'ü ya, ver baba ver. Hani ne oldu, verdin de ne oldu? Ne değişti Feriha? Ne değişti? Hiçbir şey değişmiyor. Ezik olan sen oluyorsun. Ben bu yaşında bunu öğrendim. Mesela herkes için her şeyi harcamayacaksın. Para da olur, sevgi de olur, harcamayacaksın. Sonra parayı tutamadığımı öğrendim bu yıl. Cidden tutamıyorum. Para tutamıyorum ya. Bu ne ya? Sonra 3-4 YouTuber beni takip edince dedim ki dedim herhalde dedim. Ben de bu YouTuber profesyonel olarak yapabilir miyim falan diye bir düşündüm. Bir ara geldiler bana. Bu arada benim takipçi sayım artmıyor ya. Şimdi dertlendim, şimdi onu da söyleyeceğim. Mesela siz artmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Artıyor ama eski takipçilerim çıkıyor. Çünkü onlar böyle
beni sevdiler, anladın mı? Şu son 3-4 gündür olan şilanı değil. Beni sevdikleri için değiştiğimi düşünüp çıkıyorlar. Ben onları öpüyorum. Böyle başımın üzerine koyuyorum. Diyorum ki tamam, haklısınız. Çünkü ben de bir tık bir fark ettim. Ama şimdi eski şilana geri döndüm yani. Onlara da sesliyorum. Geri gelin. Geri gelin. Geri gelin. Abi geri gel. Love'larda bir şey var mı diyorsunuz? Love'larda bir şey yok. Bizde love'lanmak diye bir fiil yok. O fiiller herkes için var. Bizim için yok. Onu bir başta sonra öğrenin yani. Gelmişsiniz bana her şeyde love'landın mı? Bu yıl başına tek bir giriyorsun. Sen kimle girdin? Senin ne değişti? Kimle girdin? Kimseyle girmedi. Meyve arıyorum. Ben pastası sevmem biliyor musun? Şu an niye böyle yiyorum bilmiyorum. Ay 21 yaşından neler istiyorum diye de konuşabilirdik ama ben bu videoyu böyle küçük bir bilgilendirme videosu olsun diye çektim. Çünkü ben dayanamadım. Abi dayanamadım. Vallahi dayanamadım. Mesela artık kimseyle YouTube hakkında konuşmuyorum. Ben YouTuber değilim gibi devam ediyorum hayatıma. Böyle işten eve gelip konuşan bir kız olacağım yani. Anladınız mı? Okuyorum ama artık ayrı bir de çalışmıyorum da. Şey gibi işte böyle. Yine anılarımı anlatacağım size. Anladınız mı? Anladınız. Eskisi gibi aşiret, arkadaş, aile. Her şeyin olacaksınız. Böyle tatlı tatlı videolar çekeceğim. Çünkü artık çekmek istiyorum yani. Çok konu birikti. Böyle yemek yerken sizinle konuşmak istiyorum artık. Gelen kötü yorumlar yüzünden de rahat yemek yemiyorum. Sadece arkadaşlarım ya da çevremdeki herkesin video çeklemesi değil. Mesela ben eskiden gerçekten insanlar ne derdi düşünmeden yemek yiyordum. Çünkü çevremde en fazla 200 insan vardı. 200 bak. Yemin ediyorum 200 bile çok abardı. 10 kişi 15 kişi falan yani sürekli gördüğüm insan sayısı. Mesela ben bir şey yerdim. Hani tamam o insanlar derdi hani çok yiyorsun şilan derdilerdi. Ben de tamam derdim. Biterdi. Ama burada sürekli. Mesela eskisi kadar rahat. Mesela ben lahmacun, bir tane lahmacun yiyorum. Ben lahmacun o kadar sevmiyorum da. Mesela hamburger yedim de, iki tane hamburger yedim de kimse laf etmiyordu. Ama şimdi daha çok kitleye yayıldığımız için böyle mesela iki hamburger yiyorum. Mesela şeyde görmeye gidiyoruz. Zayıf kıza iki hamburger yedim de hiç sıkıntı yok. Şişman kız iki hamburger yedim de böyle ne alaka be? Ne alaka? O yüzden beni artık geldi bu konu. Bu konuyu da bilirsiniz yani. Geliyor yani. Bu konu geliyor. O yüzden yemedim. Ama şimdi yiyin yani. Siz yiyin anasını satayım. Bana ne? Ben yiyorum ya. Ben yiyebiliyorum. Yiyorum. Konuşacağım da. Yiyeceğim de. Konuşacağım da. Evimde geçirmeyeceğim. Bak baktım bütün YouTube'da şişman mukbang kanalı bir tek ben kaldım. Bütün hepsi evrim geçiriyor. Hadi bakalım. Bütün hepsi evrim geçiriyor. Yani yapacak bir şey yok. Biz de böyle kalacağız. Yapacak bir şey yok. Değişemeyiz ya baba yani. Demek ki böyle mutluyuz. Öldürmüyor da yani. Ben size kiloyu da övmüyorum. Kilonun kötü bir şey olduğunu da söylüyorum. Siz niye taktınız benim yediğim yemeğe ya? Parasını siz mi veriyorsunuz kardeşim? Neyse bundan sonra her salı ve cumartesi saat 6'da videomuz hazır olacak. Bu videoyu yükledikten bir hafta sonra çünkü finallerim var. Finallerimi çalışmam lazım. Bunu biliyorsunuz. Okul artık bitsin. Şimdi yolla. Ben buraya geldim ya. 3 ay oldu. 3 ayda neler yaşadım. Bir ben biliyorum. Bir Allah biliyor. O yüzden yeni anlatacak anılarım da birikti zaten. Belki ara tatilde hepsini pat 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 anlatırım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, gerçekten abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten abone olmayanlar kanalımı izleyenler %66'sı abone değil. Ve hem motive olur benim için. 60 bine bir yükselirim. Beni Instagram'dan takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Ve bu arada hani bu video kadar da eğlenceli değil biliyorum ama yapabilecek bir şey yok. Ben bunu açıklama videosu olarak yaptım. Sizi seviyorum. Hadi et yapalım.